Sabahın köründe radyo programı yapanlar kupası final karşılaşması için 4. Levent Giuseppe Meazza stadına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Dilker Yasin. Aragaz takımı sahaya kudurmuş gibi büyük bir motivasyonla çıkıyor. Kalede zahmet çeker. Defasta ünlü magazinci Taylan Yaylan, gezgin, kaşif ve turizmci Taner Gezelek ve yatırım uzmanı ünlü iktisatçı Eşber Siftah. Orta sahanın solunda ünlü filozof Peyami Kıyısızgöl. Sağ kanatta ise strateji ve diplomasi uzmanı Orgay Kabarır'ı görüyorum. Orta sahanın ortasında ise Profesör Doktor Dilber Kortaylı Hoca oynayacak. Ve Aragaz'da ileride tek forvet olarak 1992'den beri radyoların tartışmasız gol kralı Kadir Şöpdemir. Ağlamak istiyorum. Haydi çocuklar, bu maç bizim. Türkiye radyolarının en çok dinlenen sabah şovu Aragaz başlıyor. Dilber hocam. Ay ne var Kadir yine? Bu Covid-19 firsini koklayarak bulacaklarmış da. Ay kimmiş onlar? Alman kurt köpekleri, K9'lar hocam. Ay Kadir vallahi billahi köpek virüs kokusunu alır mı ayol? Hocam Amerika'da bunun çalışmaları yapılıyormuştu. Şahsın idrarını koklayaraktan efendim kanser hücresi taşıyan kişiyi köpekler tespit ediyorlarmıştı. Aa, canlı idrar tahlili. Evet evet hocam aynen öyle. Bildiğin köpek canlı idrar tahlili yapıyor ya. Diyor ki ne? Bu şahısta kanser var diyor. Allah işitenlerden ırak etsin. Şu şahısta yok diyor mesela. Bunda var ama aktif değil diyor hayvan. Bak. Ay ne itler var Kadir. Şaşırdım inan ki. Bizim itler eve giren hırsıza kapıyı açıyor ya. Ya toplu bir kalite erozyonu yaşıyoruz bence. Bilmiyorum ne diyorsun hocam ya. E cahillik diyelim ona Kadir. Yani artı genel bir öküzleşme de var tabii dikkat edersen. Ya cahillikle öküzlük bunlar zaten Yıldız'la Tilbe, Napolya, Bonaparte gibi. Yani birbirinden ayrılmaz bir bütün değil mi? İkili değil mi hocam ya? Ha? Bak cahilsin ama sezgilerin çok kuvvetli Kadir. Arayalım mı hocam? Kimi arayalım? Ay en tatlı birisini. Ya kimi arayacağız? Koklayıp Covid-19 virüsünü tespit eden Alman kurt köpeğini. Allah Allah. K9 itini arayacağız hocam. E ara bakalım hadi. O zaman arıyorum ben hocam. Arıyorum. Arıyorum. Aha da çalıyor. Çalıyor. Alo. 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 Ah buyur abi. Aso. Alo. Korona virüsü koklayarak kulçak olan Alman K9 köpeğiyle mi görüşüyorum abicim? Aa bıktık abi ya. Vallahi bıktık. O yavul. Neden bıktın korona virüsü koklayarak bulan Alman K9 köpeği abi? Hay iyi koku almaz olaydım abi ya. Abi hayatım bitti ya. Abi her şeyi koklatıyorlar abi ya. Ooo Dohmi. Neyi koklatıyorlar Dohmi? Önce narkotiğe aldılar beni Kadir abi. Havalimanında uyuşturucu kaçıranları koklayarak tespit ettim ben. Adam ne 2 kilo eroin sokmuş abi. El alem başını koklamaktan bıktım abi ya. Orada terör aldılar. Yok bombasıydı, yok C9'uydu, yok gübreli bombaydı. E daha ne herseler. Onları da koklattılar bana. Aa so. Oradan geçti ben cinayet büroya. Ceset koklaya koklaya. Ya kasala döndüm abi. Tıpçılar bize el attı. İdrar koklattı. Hastalık tespit ettiriyorlar. Koklatmadıkları şey kalmadı. Aa insan denen varlıktan soğudum abi. Şimdi de virüs koklatıyorlar. Meine Mutter. Lan harbiden de K9 köpeğin hayatı bu galiba ya. Ya zor hayat baba kobe. He? Abi doğuştan kaderimiz bu. Bu devirde köpek olacaksan ya Rus finosu olacaksın ya da terier olacaksın ya da husky olacaksın abi. Abi bizim gibi Alman kurdu olursan böyle amele gibi sürünürsün şnel. Olur mu babacığım ya Alman kurdu sürünür mü? Yani Alman kurtları sürünüyor mu diyorsun? Sen ne diyorsun abi? Was machst du? Bak mesela Sivas Kangallar da çok çilekeştir. Ben buradan Sivas Kangallara, Eskişehir Akbaş Çoban Köpeklerine çok selam söylemek istiyorum. Cüz. Uzaktan kuzen de oluruz. Çileli bir hayatımız var. Bak mesela Sen Bernard arkadaşlar var abi. Dağlarda kar altında adam arıyorlar. Newfoundland cinsi arkadaşlar var abi. Denizde boğulanları kurtarıyorlar. Labrador kardeşler var abi. Görmeye engellilere yardımcı oluyorlar. Bunlar çilekeş köpekler abi. Asu.
Alman kurt köpeği de Adolf Hitler'i ürettirdi diyorlar. Doğru mu bu acaba ya? Bir nazilik var mı la sizde? Ha? Aa, tövbe abi. Yok öyle bir şey. Hitler'in ısıran köpek bir Alman kurdudur aslında. Yo, yemezler. Hitler'in köpeği var. Alman kurdu, adı da Blondie be. Ya oh. Ya biz onu camiadan dışladık abi. Adını sildik her yerden. Alman kurtlarının yüz karası. Das ist gebe. Doğru diyorsun. Aferin, öyle yaptıysanız tamam, camianızı takdir ederim, tebrik ederim, töltif ederim babako. Yaptık abi. Abi dur, sana bir kıyak yapayım Kadir abi. Telefonu bir zahmet ne doğru tutar mısın? Ne diyorsun abi sen? Abi check-up yapacağım sana, beleş. Of right. Das ist schön. Biz kokuyu oradan alırız. Telefonu tutsana. Hadi buyur ya, Allah Allah. Tutayım bari, tamam. Al, tuttum. Tamam abi, okey. Tamam mı dedin? Evet abi. Abi sende şeker var mı? Var vallahi. Vallahi biraz yükselmiş. Ona dikkat edelim. Hafif bir kolesterol var. Sebzeye yönel abi. Ürük asitte artma görüyorum. Eti kes biraz. Kardiyovasküler sistem maşallah iyi abi. Tansiyon falan yok sende. Oso. Ya yavrum, sen bütün bunları benim koklayarak mı tespit ettin lan? Ya şön, evet abi. O zaman ben alıyorum bir Alman köpeği babako. Ya 6 ayda bir kurt benim bir tarafımı koklayıp check-up yaptırırsa tamam, ben hadiseyi koparırım. Hastanelere çuvalla para veriyoruz babako. Gerisin abi. Abi al bunu, iyi bir köpek. 6 ayda bir kokla, tamamdır. Senin burnunda et var abi. Sen az oksijen alıyorsun da o sinir yapıyor sende, ben söyleyeyim sana. Etleri de aldır. Şeker gibi adam olursun vallahi. Oh ya fol. Aragaz. Kadir Bey, Ramazan ayını da bitirdik hayırlısıyla. Ne hissediyorsunuz bu konuyla ilgili? Yavrum, bu soruyu sormak için biraz geç kalmadın mı sence? Neden ki? Lan iftarla sahur arası gelip sorsaydın ya neler hissediyorsun diye. Ha? Ben sana bütün detaylı anlataydım, uyanık. Ya ben size bir şeyler söyleyeceğim. Valla bu ayın, yine Ramazan ayının en favori geyikleri Nihat Hatipoğlu'nun programından çıkmış, biliyor musunuz? Aa, bilmiyorum neler olmuş kız yine. Ya acayip sorular gelmiş ya yine Kadir Bey. Birkaç tanesini okuyayım isterseniz. Hadi be, oku be, oku bakalım. Mesela adamın biri Nihat Hatipoğlu'na demiş ki ben caiz miyim diye sormuş. Aa, yani bu ne biçim soru yavrum? Piyango biletinden falan mı çıkmış bu şahıs ya? Onun gibi bir şey. Ya bunun annesi babası kredi almış. Tüp bebek yoluyla da bunu dünyaya getirmiş. Şimdi Nihat Hoca'ya da diyor ki ben caiz miyim diye soruyor. Yani sizin yorumunuz ne olur buna? Yani şimdi tabii Nihat Hoca'mız gerekli cevabı vermiştir diye düşünüyorum. Yani onun lafının üstüne de bir laf koymak doğrusu bize yakışmaz. Zaten bunu yapmak istemem ama kaç yaşında yavrum bu çocuk? 20'li yaşlarda falan herhalde. Peki kredisi bitmiş mi çocuğun? 20 yılda bitmiştir bence. Ne biliyorsun yavrum, kira öder gibi ödüyorlar belki. Bitmemiş de olabilir yani. Konut kredisi vermezler ki çocuğa Kadir Bey. Niye kira öder gibi ödesinler? Olmaz bence öyle. Belki ihtiyaç kredisi falan almıştır ailesi. Yavrum ödeyemezlerse ne olacak peki? Ha? Ne verecekler bankaya? Sünnetini falan bekleyecekler herhalde. Lan pilavdan mı ikram edecekler diyorsun ya? Depozitosunu alırlar diye düşünüyorum en azından. Yavrum gazaz kapağı mı açıyoruz sünnette biz? Neyin depozitosu bu ya? Tekrar deneyin çıkarsa ne yapacağız efendim? Ne bileyim ben. En azından çocuğun ufak bir kısmını kurtarırlar işte bu şekilde. Ya Cansu'yum, ben onu hesapladım ya. Üçte birini anca alıyorsun o şekil bebeğim. Yani işte artık ne çıkarsa bahtına. Yani çocuğun özelliklerine de bağlı tabii ki bu biraz. Sizin gibi biri olsa sünnette üçte ikisini de kurtarmış olabilirler. Al işte. Aa, ben sana demiyor muyum kız? Aramızdaki sırları yayında paylaşma demiyor muyum yavrum? Sen niye burada fahş ediyorsun millete? Güzelim ya. Ama iki kişinin bildiği sır değildir ki patron.
Baba bu laflara bak, boy boy laflara bak. Var mı başka ilginç bir soru? Var evet. Ya bir tanesi de demiş ki, bir gün dünyayı terk edip başka gezegende yaşamak zorunda kalırsak hacca nasıl gideceğiz? Kabe'yi nasıl tavaf edeceğiz? Hadi buyurun, buna da cevap verin. Ne var bunda ya? Seferi olursun. Seferi mi olursun? Herhalde yavrum, yani gittiğin gezegen İzmit'ten uzaktaysa zaten direkt seferisin. Ama her şeyde bir cevabınız varmış hakikaten ya. Ya neyse, uzatmayalım can suyum ya. Yani sen de uzatma. Şimdi vereceğim mi vermeyeceğim mi? Aragaz Karnaval. Çok güzel verdin. Hemen verdim. Ne güzel. Twitter adresini hemen ver. Instagram da ver. Hazır elindeydi. Kadir Çopdemir. Ay çok tatlı verdin hayatım. Bravo, bravo. Aragaz. Dilber hocam. Kadir. İran kendi gemisine vurmuş, iyi mi? Neden ayol? Bilmiyoruz hocam. Hürmüz Boğazı'nda İran donanması tatbikat yaparken kendi gemisini vurmuş ya. Ay bu acemler de biraz dalgın olurlar Kadir. Vallahi billahi ile dağ devirirler. Bunlar çok sakardırlar, çok. Hocam tabii şimdi askeri tatbikatlarda böyle yanlışlıklar olabiliyor maalesef ama yani bu yüzyılda 21. yüzyıldayız lan. Ha? Abiler artık kendi geminizi de vurmayın bir zahmet. Teknoloji almış yürümüş, nokta hedef nokta atış yapıyor ya. Ha? Böyle şey olur mu? Ya ben derim ki bu İran şeysini bir arayıp soralım mı? Ne olmuş, ne şey ya, yani ne ayak? İran neysini arayacağız biz? Ruhani'yi. Ay çarpılırız ayol, yapma bak böyle şeyler. Üç harflerle uğraştırma bizi Kadir. Ruhani derken ruhani varlıkları aramayacağız hocam. Devlet başkanı yok mu? Ruhani, onu arayacağız ya. Ay karışık olmasın bu adam bak. Aa, nasıl karışık? Ay üç harflerle falan vardır böyle, hem o tarafta hem bu tarafta insanlar falan. Hocam adam üç harflerle karışık olsa bütün dünyanın üstüne salar, başta Amerika'nın ya. Ya niye böyle ufak tefek şeylerle uğraşsın? Ha? Ya bence öyle bir şey yok ya. Ay belli mi olur ayol Kadir? Ayarsız olur bu acemler. Bak ben sana söyleyeyim. Ya neyse hocam, bir arayalım biz. En azından bir geçmiş olsun diyelim ya. Yani adam tatbikatta kendi gemisini vurmuş. Bir komşuluk hakkıdır. Daha geçmiş olsun demek efendim. Ara bakalım hadi. Arıyorum hocam. Arıyorum, çalıyor. Çalıyor. Alo. Askeri tatbikatta kendi savaş gemisini vuran İran'ın devlet başkanı Hasan Ruhani ile mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun askeri tatbikatta kendi savaş gemisini vuran İran'ın devlet başkanı Ruhani abi? Ben Kadir Çöptemir abi. Dilber hocam da burada abi. Tabii abi. Ellezi vesfüsün filsudurin nas minel cinneti vennas. Alo Ruhi, nasılsın Ruhi? Ya taktı Ruhi'ye ya. Ya hocam Ruhi değil ya, Ruhani ya. Alo Revani. Revani mi? Yok Şam baba. Ver şunu hocam, ver. Alo. Askeri tatbikatta kendi gemisini vuran İran'ın devlet başkanı Hasan Ruhani abi. Abi çok özür diliyorum abi. Dilber hocam sizi çok affedersiniz, af buyur. Üç harflerle karışık zannediyor. Tabii soyadınız biraz öyle bir şey andırıyor ya. O yüzden herhalde oluyor. Ha öyle mi? Ha. Ne diyor Kadir, ne diyor bu adam? Yok diyor, bir keresinde diyor çocukken incirin dibine ***liydim diyor. Üç gün gözüme gözüktüler diyor ama sonra diyor ilişmediler bir daha diyor. Aman aman, ben korkudan incir bile yemiyorum vallahi. Ya neyse, bunları da bir son verip bu saçma mevzular asıl mevzuya geçelim hocam, yeter gari ya. Geç, ne bekliyorsun? Şimdi sevgili Ruhani abi, nasıl oldu bu iş baba? Ha? Yani kendi gemimizi nasıl vurdunuz dayı? Evet. Evet. Ne? Ha canı. Abi o çok oluyor evet ya. Ne diyor? Ya benim babam diyor. Kaderim diyor, biz askeri tatbikata diyor başladık diyor. Bizim Şahap var diyor. O kim ayol? Füze hocam, füze. Şahap. İran'ın yaptığı füzenin adı Şahap. Gemiden gemiye diyor atılabiliyor diyor. Bunu kontrol eden askerin ayarsızlığı olmuş diyor.
lavuk tatbikat sırasında diyor bir yandan diyor radara bakıp bir yandan da WhatsApp'ta yazışıyormuştu diyor. Dalgınlığınla diyor emoji göndereceğine roketi göndermiş deve diyor. Ayol ne var bunda? Bütün şoförlerin hepsi bir yanda WhatsApp'la yazışıp bir yandan da otobüs sürüyorlar biz dedi. Ya öyle diyorlar hocam, doğru mu bu? Çok sert fren yapıyorlarmış. Ani kalkış yapıyorlarmış yazıştıkları için. Otobüse binenler düşüyorlarmış. Çok şikayet oluyormuştu galiba ha? Çok şikayet de gidiyormuş yani. Ayol gitmiş de ne olmuş? Aynı tas aynı hamam, vatandaşı sallayan mı var? Telefatı adiye diye bakıyorlar bizim ölümümüze Kadir. Sen ne diyorsun? Öyle demedi ver hocam. Efendim Ruhani abi. Evet abi. Evet abi. Abi özür de... Kapadı yüzümüzü ayol. Ne dedi ne dedi sen onu söyle. Lan diyor biz koskoca diyor savaş gemisini vurup batırmışız. Balam diyor siz hala diyor otobüsün şanzımanındasınız. Frenindesiniz diyor ya. Lan diyor eşelek herifler diyor sizinle mi uğraşacağım koskoca ruhaniyim. Ben gidin hala dedi kapadı. Eşek herifler mi dedi bize? Yok eşelek. Yani hani meyvenin sebzenin çekirdeğini falan yedikten sonra kalan kısmına eşelek demiyor muyuz hocam? O bir işe yaramaz pek. Gübre olur anca yani. Hani eşelek yani işe yaramazdır o. Hani bitmiştir artık meyve ya. Onu demek istiyor adam, anladın mı? Ayol kendine işe yarıyormuş beyefendinin Ruhettin. Ruhettin değil hocam. Ruhani adamın bir taktın sen adama ya. Vallahi taktın ya. Kenara yazdım ben bunu Kadir. Kurar kurar dururum artık ben. Aragaz. Hanımlar beyler şu an stüdyomuzda uluslararası ilişkiler uzmanı aynı zamanda duayen stratejinin çok önemli bir insan Profesör Doktor Orgay Kabarır hocamız var. Orgay hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam ya. Nasılsın hocam ya? Vallahi görüyorsunuz işte hocam tat tuz kalmadı pek. Dünyada da acayip acayip işler. Ya yani neler oluyor hocam dünyada? Yani bu pandemi savaşı deniyor kimilerince. Diplomasisi deniyor kimilerince. Yani böyle durumlarda devletler genellikle birbirlerini suçluyor. Yani bu pandemide hedef kimdi? Hakikaten bu bir diplomasi, savaş gibi bir şey mi? Bu diplomasisi olan bir şey mi hocam? Pakistan hocam ya. Pakistan mı? Onlar melek gibi adamlar, ne alakaları var la bu işlerle? Ya hocam 11 Eylül'den sonra Amerika Pakistan'ı hedef aldı hocam ya. Çünkü İslam dünyasındaki tek nükleer güce sahip ülke Pakistan hocam. Hocam Amerika Asya'nın ortasında, kontrolü dışında, hem de Müslüman bir güç istemiyor hocam ya. Hocam beni Pakistan'da bir mekana götürdüler. Pakirokoko hocam, içeride bir adamlar var. Hepsinin kafa 1500 hocam, alayı genius hocam. Orgay hoca şöyle ortamıza gel de beraber sudoku çözelim dediler. Hocam beni ortaya bir aldılar. En zor seviyedeki çapraz sudokuyu 2 dakikada çözdüler hocam. Yok böyle bir şey hocam ya. Hocam ben daha sabah gazetesinin 0 IQ için hazırlanmış çengel bulmacasını çözemiyorum hocam. Sen ne diyorsun ya? Ama hocam şimdi peki bu Amerika Pakistan'ı neden Afganistan gibi yiyemiyor ki ne? Hocam tam yiyorduk ki Çin devreye girdi hocam. Hocam Amerika en kral yancılarından biri olan Hindistan'ı kullanıp Pakistan'a saldırtacakken Çin Pakistan'ın Hindistan sınırındaki bir limanı 50 yıllığına kiralayıp askeri üs kurdu hocam ya. Hocam Hindistan'ın gözü yemedi hocam, Amerika'da öyle kaldı hocam. Vay arkadaş ya. Cive Pakistan cive Pakistan. Yani Çinli'nin pençesine mi düştü diyorsun hocam? Ya bu devirde sırtını ya dağa ya ağa yaslayacaksın hocam, durum böyle yani. Ya hocam Allah aşkına söyle, kim bu küresel güçler ya? Kim bu güçler? Her yerde bunlar hocam. Ama kim bunlar ya? Mesela Prince hocam, mesela George Michael hocam, Elton John hocam, bunların hepsi küresel Kadir. Nasıl, bizde de var mı ya küresel? Tonla hocam, Fatih Yürek mesela.
Vay be, ya ben Fatih'i iyi tanırım. Ya bu küresel işlerle bir alakası olmaz onun ya. Kendi işine bakan aslında temiz bir insandır Fatih. Hocam beni Amerika'da bir mekana götürdüler. Western Gothic hocam. Hocam içeride bir kızlar var, görsen hocam aklın şaşar, şuurun şınav çeker hocam. Alayı küresel hocam, Big Busty Woman hocam, dolu. Allah Allah. BBW dediklerinden mi yoksa hocam? Evet hocam, yok böyle bir şey hocam ya. Hocam Big Busty diyorum hocam. Cheerleader'i, brüneti, dolu, hepsi Big Busty hocam. Beraberler. Orgay Hoca şöyle ortamıza gel de seni küresel güçlerle bir tanıştıralım dediler. Hocam beni ortaya bir aldılar. Sabaha kadar hocam verdiler küresel gücü. Saldılar global krizi. Sağdan soldan hocam, zor kaçtım oradan hocam ya. Allah Allah Allah. E o zaman bu çok tehlikeli bu küresel güçler o zaman hocam. Ya bildiğin gibi değil Kadir hocam ya. Çin çok sıkıştı kenara hocam. Amerika oyunu çok sert oynuyor hocam. Tel Aviv'deki Çin'in en önemli adamlarından bir tanesini temizlediler hocam. Hocam Mossad'ın ruhu duymadı. CIA kudurmuş durumda hocam. Sana bana bile dalarlar. Bu aralar çok sakat ha hocam. Dikkat et kendine. Ya peki bir şey soracağım Orgay hocam. Bu CIA'yı kim yönetiyor ya? Ha? Ya bu derin Amerika'yı yönetenler kimler? Bir de bakayım bana ya. Ya Kadir hocam beni derin Amerika'da bir mekana götürdüler hocam. Westside Underground Bondage hocam. Hocam bir sürü böyle kukuletalı cübbeli adam hocam içeride ayin yapıyorlar. Böyle bir yuvarlak yapmışlar, ortada hamurdan bir dünya küresi hocam. Hocam dünyaya pasofistik yapıyorlar. Kol sokan bacak sokan hocam. Oo Orgay hoca gel gel şöyle ortaya gel dediler. Eyvah gitme gitme. Yok ben burada iyiyim sağ olun dediysem de hocam beni zorla tutup ortaya bir aldılar. Hocam sağdan kol geliyor, soldan bacak geliyor hocam. Biri kafasını uzattı. Sabaha kadar paso defans yaptım hocam. Zor kurtuldum oradan hocam. Adamlar takmış kafayı, dünyayı alt üst edecekler hocam. Ya neden böyle yapıyorsunuz hocam? Bırak biraz savaşı ya. Ver huzuru. Herkes rahat etsin hocam. Niye böyle yapıyorsun ya? Bıktık gerilmekten ya. Ya biraz yüzümüzü güldürün hocam, öyle değil mi ya? Ya bunlar alt seviyedeki zihinler Orgay hocam. Rakip yoksa, düşman yoksa bunlar yaşayamıyor. Tek başlarına bir şey olamıyorlar. Ya da muhakkak düşman bulmaları gerekiyor. Düşman bulamazlarsa da düşman icat etmeleri gerekiyor. Böyle zavallılar bunlar işte ya. Onlar kim hocam ya? Küresel güçler hocam. E bir çıtırtı duydun mu? Yoo duymadım, hayırdır hocam? Ya CIA bizi almaya geldi sandım ya. Bundan sonra çok dikkatli ol hocam. Bak seni kesin kenara yazmışlardır, ben söyleyeyim sana. Harbi mi diyorsun, yapma ya. Bir gece ansızın gelebilirler hocam. Eve alarım mı takdirin ben? Ne yapayım ben ya şimdi? Evet hocam, Mossad'ın falan engel olamadığı CIA'yı senin eve taktırdığın alan kesin engel olur hocam ya. Allahümme sabirin hocam ya. La havle ve la kuvvet hocam ya. Aragaz. Dilber hocam. Ne var Kadir? Dinleyici sorusu var. Nedir efendim? Siz önce bir Twitter adresimizi verin. Çok basit, veriyorum. Aragaz Karnaval. Evet hocam, benim bir Instagram adresim var, onu da vereyim. Kadir Çokdemir. Beklerim efendim. Renkli Instagram sayfalarımız mevcut. Efendim pasarela lezzetlerimiz var. Başladık, yavaş yavaş yapıyoruz. Gelin bakın. Neyse macuncu göndermiş bunu. Diyor ki sevgili Kadir abi, SSCB'yi yıkan Glasnost ve Prestoyka hareketlerinin lideri Mikhail Gorbaçov'a senin akıl verdiğini ve de Glasnost ile Prestoyka hareketlerini planlayanın sen olduğunu neden bizden yıllardır gizledin diye soruyor hocam. Ay doğru mu bu Kadir? Maalesef doğru hocam. Nasıl oldu bu iş? Yıllar yıllar evvel hocam. Şahvet diyarı Moskova'da inşaat şirketinde çavuş olarak çalışıyorum. İnşaat çavuşu nedir Kadir? Şimdi bu bütün inşaatta işlerin yürümesinden sorumlu olan kişi aslında odur, biliyor musun? Yani işçilerin sorunlarını mühendise, müteahhite iletir. Efendim işte müteahhitin mühendisin söylediklerini işçilere iletir. Bir köprüdür yani. Neyse bir gün bu geldi. Kim geldi? Gorbaçov geldi. Yanında eşi.
Yeğenim komrat dedi, biz bu inşaattan ev almak istiyoruz dedi. Torun tombalak dedi, eve sığmıyor biliyor musun dedi. Bize şöyle dedi, düz ayak geniş bir daire gösteriver hele kurban olduğum dedi. Dayı dedim, buradan ev alma sen dedim. Malzemeden çok çalıyorlar dedim. Yaza çıkmaz bu evler, ailene yazık olur dedim. Kıyma dedim ailede. La dedi, çok hakikatli adammışsın dedi. Seninle arkadaş olmak istiyorum dedi. Ondan sonra babuşka dedi bana. Mihail Gorbaçov mu dedi? Evet o dedi. Sana dedi. He bana dedi. Neyse biz bununla takılmaya başladık. Gorbaçov dayı Moskova'da acayip bir gece kulübü açılmış. Kızlar kendi teklif ediyormuştu. Hadi gidelim diyorum. Üç gece o kulübe takılıyoruz. Gorbaçov dayı bir kafe varmış, kızlar kendileri yanına geliyormuş diyorum. Hop oraya gidiyoruz, oradayız. Ondan sonra iki kızla tanıştık. Birinin adı Prestorika, öbürünün adı Glasnost. Biz her ortamda bütün alemlere bu kızlarla gitmeye başladık. Allah iyiliğini versin senin ayol. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni dağıtan Perestroika ile Glasnost dedikleri şey siyasi plan değil de o kızlar mı yani? Ya ne siyasi planı, dişi kaplan ya. Neyse biz böyle ortamdan ortama akıyoruz. Bir gün Gorbaçov dayı dedi ki, Kadir'im dedi, ben devlet başkanıyım dedi. Arada işe gitmem lazım, ne oluyor ne bitiyor haberim yok lan dedi. Sene takılmaya başladığımdan beri işe gitmiyorum babuşka, böyle olmaz. Diyorsa da dayı o değil de Belarus'taki kızlar için süt gibi diyorlar ya. Bir böyle bir akakla Belarus'a falan işe gidersin diyorum. Hop gidiyoruz Belarus'a. Bu dayı diyorum Kiev'de diyorum bir gece efendim bir kulübe takılalım çok güzelmiş diyorum. Hop ondan sonra oraya gidiyoruz falan. Neyse yine böyle bir gece kulüpte sıra beklerken girmek için Sovyetler Birliği dağıldı diye haber geldi. Gorbaçov'un haberi yok mu? Ya herif gece kuşuna dönmüş. Neyin haberinde ya? Hiçbir şey bilmiyor. Sovyetler Birliği dağıldı haberini duyunca bu silahını çıkardı şakağına dayadı. Ya ne yapıyorsun dayı, dur ya. Tiflis'te acayip gece kulüpleri var. Sen böyle barda duruyormuşsun. Kızlar gelip seni seçiyormuştu. Oraya gidelim biraz kafa dağıtalım. Ondan sonra kederini at Gorbin falan dedim. Bu sefer silahı bana doğrulttu. La senin yüzünden koca devlet Sovyet İmparatorluğu dağıldı dedi. Ondan sonra tarihe geçtim dedi gerizek olarak dedi. Lan bu seni öldürmek caizdir ey ümmeti Muhammed dedi. Bana sıkmaya başladı. Tam o sırada kulübe girmek için sıra bekleyenlerden biri. Arkadaşım hadi ama siz girmeyecekseniz kapıyı oyalamayın ama. Ortalık köylü doldu birader ya. Ya yol oradan da bilmiyorlar, biraz şehirli olun kentli olun kardeşim. Diye çemkirdi. Kim? Kim peki? George Clooney. Neyse George Clooney Gorbaçov bu sefer ona sıkmaya başladı. O gece epey bir sağa sola sıktı bu. Ben bunu Kiev'de Mama Lubinskaya'nın evine götürdüm. Sıcak duşunu aldı, uyudu. O yürürken ben de sıvıştım. Sonradan çok arattı beni ama bulursam kurtulacağım falan diye laflar etmiş arkamdan ama bir daha bir araya gelmedik yani. Ayol bu mu yani? Koskoca Sovyetlerin dağılış hikayesi bu mudur yani? Ama hocam siz bilirsiniz tarih asla yazıldığı gibi değil ki. Başka bir tarih var yani. Aragaz. Şimdi Cansu'yum uzun zamandır Karantina Şiirleri albümümüzle ilgilenemiyoruz biliyorsun bir şekilde, niye böyle bilmiyorum. Oradan bir şiir mi okusak bugün ya? Karantina bitti diyorlar Kadir Bey. Artık çıkarsanız mı albümü sizde ya? Ya ne zaman bitti kızım? Bilseydim yumulurdum. Nereye yumulurdunuz? Yani eşle dostla hasret gideremedik ya, onu diyorum ya. Bak bayramlaşmayı bile telefon marifetiyle yaptık. Cansu'yum sen ne diyorsun? Buna zorunda kaldık ya. Çok mağdur olduğunuzu görüntülüyorum şu anda Kadir Bey. Ne yapıyorsun yavrum, ne yapıyorsun? Görüntülüyorum. Yavrum sen MR cihazına mı bağladın? Neyi görüntülüyorsun? Renkli Doppler misin kızım sen? Ama yeni trend bu diyorlar Kadir Bey. Instagram'da bir kitle var. Hep böyle konuşuyor valla.
Ya kitletme şimdi bu Instagram'daki kitleye ya. Görüntülüyormuştu. Vallahi ne bileyim. İki tane adam çıkıyor her gece Instagram'a. Böyle görüntüledim, görüntüledim deyip deyip gülüyorlar. Yavrum onlar yayından önce ne yaptılarsa bütün görüntüleri kayıyor onların. Ona gülüyorlar o ikisi ya. Ya sen onlara uyma ya, onlara uyma. Ortada komik bir şey yoksa da yani gülme gözünü seveyim. Bunların en ufak bir komedisi yok lan, gırlım gur gülüyorlar ya. Ya onlara bir şey olmaz, seni alır götürürler. Ben sana söyleyeyim Cansu. İyi peki. E hangi şiiri okuyacaksınız bugün? Elimdeki kağıdı görüntülüyor musun yavrum? Yok 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 yok, ben artık görüntülemiyorum. Aferin ya. Bak seni deniyorum ben. Bugünkü şiirimizin adı Sosyal Mesafemi Koruyamadım. Yumuldunuz yani. Ay yani bir nevi canım. Ah. Yaz yağmuru yağınca ıslattı beni. Ne kadar uğraşsam kuruyamadım. Aniden karşımda görünce seni, sosyal mesafemi koruyamadım. Gözlerim kapıda, kulağım telde. Bitir bu hasreti, bir akşam gel de. Karantina varken 81 ilde, sosyal mesafemi koruyamadım. Avucuma alıp da sırma saçını, uzun zaman oldu tarayamadım. Ben sana demiştim açma kulağını diyeyim ben ona. Sosyal mesafemi koruyamadım. Görünce ben tabii sende verimi, bir ürperti sardı bütün derimi. Dezenfektanla ovdum her bir yerimi. Sosyal mesafemi koruyamadım. Ben seni görür de yamulmaz mıyım? Tedbir aldım diye umulmaz mıyım? Maskenin altından yumulmaz mıyım? Sosyal mesafemi koruyamadım. Dayanmıyor işte insan yüreği. Uzatmayalım artık yoksa gereği. Ben kendim olmuşum bir bayrak direği. Sosyal mesafemi koruyamadım. Koruyamadım. Diler hocam. Ne var yine? Kanye West'i bildiniz mi? İnsanlığa faydalı biri mi? Vallahi rapçi yani, bilmiyorum. Ay rap ne oluyor ayol? Ya bunların bu ecnebileri hani şarkı söylüyorum ayağına böyle hızlı hızlı milletin anayına bacıyına dümdüz gittiği şarkılar var. Bizim Türk rapçiler daha çok arabesk tadında takılıyorlar. Daha böyle hayata karşı öfkelerini falan. Ondan sonra biraz bazen Türkçesi de kötü oluyor herhalde. Ondan sonra bazıları da böyle ne bileyim ya, kusura bakmasınlar ama içlerinde Serdar Ortaç tadında olanlar da var yani. Ondan sonra yani Serdar Ortaç'ın böyle yandan tadında olanlar. Serdar Ortaç'ı da severiz, sevmeyiz değil de. Yani yerli rapin bir kısmı da öyle oluyor. Ay sen anlattıkça ben tiksindim ayo, ne o öyle? Ya dur tiksi, hayır canım hepsi öyle değil ya. İşlerinde iyi yapan çok. Kanye West mesela iyi bir rapçi. Ondan sonra ama rapi bir kenara koymuş. Artık felsefe kitabı yazıyormuş. Ah yazık, felsefede ayağa düştü desene. Aristo mezarında ters dönmüştü bak. Ya önyargılı da olmamak lazım hocam. Yani Aristo dediğin adam da mektep medrese görmemiş ki. Ama bak felsefenin babası diyorlar. Ay cahil Aristo ile Kanye West bir mi ayol? Vallahi herkes bir şans hak eder hocam. Yani biz Paul Wayne'in dediği kalabalıklara dair olmayalım. Hangi kalabalıklar? Hani bu Fransız filozof Paul Wayne yok mu? İnsanca duygular diyor, hassas olan küçük bir azınlıkta bulunur. İnsanların çoğunluğu linçi izlemek için aslında sırada bekleyenlerdir diyor. Hocam biz yani linçi izlemek için sırada bekleyenlerden değiliz değil mi? O
herkese hak ettiği fırsatı verenlerden olalım bence. Aman efendim, araya da böyle okumuş çocuk imajını saplamak için hemen astri fistin bir laf edersin, huyundur Kadir, bilirim. Ya bünyem yapıyor hocam, mecburum. Ya bu Kanye West kimin kocası? Kimin kocası? Soru sormadım hocam. Kanye West kimin kocası? Yani Kim Kardashian'ın kocası. Ay Kim Kardashian da kim ayol? Oh! Lan Çin Seddi'nden sonra uzaydan görülen ikinci insan eseri Kim Kardashian'ın... Bilmiyor musun hocam ya? Ay marifeti bu mu yani? Ama o da bir marifet. Baktığın zaman sen de ben de kimse de öyle bir... yok. Aman efendim, UNESCO insanlık mirası diyerekten korumaya alsın o zaman. Yakında alır belki ya da almalı, yani alması lazım. Yani bunlar insanlığın ortak değeri hocam. Neyse, mevzuya dönelim. Bir Kanye West'i arayalım diyorum hocam. Yani bir konuşalım, bu nedir felsefeyle bağlantısı, ne yapıyor, neden, nereden çıktı? Biz rapper olarak biliyoruz, felsefe başka bir şey. Nitekim de arıyorum. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Felsefe kitabı yazdığı söylenen Kanye West'le mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun felsefe kitabı yazdığı söylenen Kanye West? Ben Kadir Çöpten'i, Dilber Hocam da burada lan. Alo. Kara cahil, nasılsın? Karın nasıl? Aferin. Güzel güzel geçinin. Şimdi Fünye kardeş. Fünye nereden çıktı ayol? Pardon hocam, neydi bunun adı ya? Kanye. Ha evet, Kanye. Ha Kanye kardeş. Şimdi sen felsefe kitabı yazıyorsun öyle mi? Evet. Allah Allah. Ne diyor? Kadir abi diyor, filozof oldum, ani bir aydınlanma yaşadım. Nasıl yaşamış efendim aydınlanmayı? Ha alo Kanye, nasıl yaşadın ha aydınlanmayı? Uş, çok acı lan. Ne diyor? 2 ay önce diyor, sehpanın diyor bacağını, ayağının serçe parmağımı çarptım diyor. Canım çok yandı diyor. Elimde bir tane de çikita muz vardı diyor. O can acısıyla elimden diyor. Elimdeki muza baktım ve felsefenin temelini oluşturan o sihirli cümle birden aklımda çakıverdi diyor. Ne cümlesiymiş bu efendim? Soralım hocam, ben nereden bileyim? Kanye, nedir yavrum senin felsefenin temel cümlesi lan? Ha bu mu? Neymiş? Benim diyor felsefemi özetleyen cümle, yiyemeyeceğim muzu soymadır diyor. Bak, yiyemeyeceğim muzu soymadır diyor. Kadir abi bütün hayatımı bu cümle üzerine kurmayı planlıyorum diyor. İnsanlığı diyor bu cümleyle aydınlatacağım, ışıl ışıl yapacağım diyor. Ay vallahi billahi, cahillik her an her yerden çıkabiliyor. Yani yılan gibi dikkat etmek lazım. İyi de Kanye'm, şimdi yavrum bu cümlenin daha vurucu ve veciz bir hali biz Türkler yıllardır kullanıyoruz. Ha? Yani ana fikri aynı daha doğrusu. Yani yiyemeyeceğin muzu soyma değil ama yani ona yakın bir şey. Ha. Mesela yiyemeyeceğin şırdan diyelim biz efendim. Ha. Şırdan ne mi? Ya şırdan Adana yöresinde bir yiyecek ya. Aç bir internete bak. Ha, gör. Tabii Kanye'm, bak sana şu kadarını söyleyeyim. Bir Albert Camus, bir Jean-Paul Sartre. Yani şırdanı görmüş, yemiş olalardı. Varoluş felsefesi çok başka olabilir. Yani böyle varoluşu sorgulamayabilirlerdi. Başka yerden yanaşabilirlerdi. Ayol benim canım çekti Kadir. Ya hocam o değil de, şu karantina kalksa da sütlüce de bir uykuluk mu yesek be? He? Aa evet, yani bak şey yapalım, karantina kalkınca Antep'e gidelim, kendimizi besleye çekelim. Yok ya, ben biraz Antep'e kırgınım. Gurme festivali yapıyorlar, herkesleri davet ediyorlar, beni unutuyorlar. Lan ben Fransa'nın Lyon şehrindeki iki Michelin yıldızlı şefe bile monşeri güzel yemek yapıyorsun, Antep mutfağı da bambaşka, ona da bir bak demiş adamım ya. Efendim, o yüzden yani bilmiyorum, Gaziantep'e tatlı bir kırgınlık yaşıyorum. Adana'ya gidelim hocam. Adana kebap yedik, güzel kardeş, ha ne diyeyim? Nasıl diyor Adanalılar? Allah'ını severim dayı. Aragaz'da az önce.
İran neysini arayacağız biz? Ruhaniye. Ay çarpılırız ayol, yapma bak böyle şeyleri. Üç harflerle uğraştırma bizi Kadir. Ruhani derken ruhani varlıkları aramayacağız hocam. Devlet başkanı yok mu? Ruhani, onu arayacağız ya. Ay karışık olmasın bu adam bak. Aa, nasıl karışık? Ay üç harflerle falan vardır böyle, hem o tarafta hem bu tarafta insanlar falan. Ben seni görür de yamulmaz mıyım? Tedbir aldım diye umulmaz mıyım? Maskenin altından yumulmaz mıyım? Sosyal mesafemi koruyamadım. Dayanmıyor işte insan yüreği. Uzatmayalım artık yoksa gereği. Ben kendim olmuşum bir bayrak direği. Sosyal mesafemi koruyamadım. 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 Sabahın köründe radyo programı yapanlar kupası final karşılaşması için 4. Levet Giuseppe Meazza stadına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben Dilker Yasin. Aragaz takımı sahaya kudurmuş gibi büyük bir motivasyonla çıkıyor. Kalede Zahmet Çeker, defasta ünlü magazinci Taylan Yaylan, gezgin, kaşif ve turizmci Taner Gezelek ve yatırım uzmanı ünlü iktisatçı Eşber Sifta. Orta sahanın solunda ünlü filozof Peyami Kıyısızgöl, sağ kanatta ise strateji ve diplomasi uzmanı Orgay Kabarır'ı görüyorum. Orta sahanın ortasında ise Profesör Doktor Dilber Kortaylı Hoca oynayacak ve Aragaz'da ileride tek forvet olarak 1992'den beri radyoların tartışmasız gol kralı Kadir Şöpdemir. Ağlamak istiyorum. Haydi çocuklar, bu maç bizim. Türkiye radyolarının en çok dinlenen sabah şovu Aragaz sona erdi.